bize verilmesini talep ediyoruz. Gemilere, yatlara nasıl kıyak yapılıyorsa biz kıyak istemiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Bu. Teşekkür ederim. Mazot, gübre başta olmak üzere çiftçinin bir sürü kalemi var. Damlama suyuna kadar hepsi bize maliyet olarak geri dönüyor. Yani ekemiyorum, biçemiyorum bunlar değil. Bir şekilde herkes ekip biçecek çünkü aç kalacak. Biz kimseden minnet dilenmiyoruz. Hakkımız olan, çiftçinin hakkı olan hakların bize verilmesini talep ediyoruz. Gemilere, yatlara nasıl kıyak yapılıyorsa biz kıyak istemiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Bu. Teşekkür ederim. Değerli Şirinli hemşerilerim, ben öncelikle bugün böyle bir duyarlılık, böyle bir itirazı saraya duyurmak için bir araya gelen siz değerli çiftçilerimize, minibüsçü esnaflarımıza, Şirinli üreticilerimize sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim. Gerçekten artık yeter dendiği süreçte korkmadan cesurca siz sesinizi duyurmak istediniz. Bizler de bu sese aracılık etmek için bugün buradayız. Çiftçilerimiz Ekim-Kasım aylarında buğdayın arpasını ekemedi. Ekenler gübre atamadı. Çünkü gübre aldı başını gitti. Ardından servis, okul servisi minibüsçü esnaflarımız var. Sene başında sözleşmeyi 6,5 lira, mazot 6,5 lira iken yaptılar. Bugün mazot geldi 20, hatta geçen hafta 24 lirayı buldu. Şimdi okul servisi işi yapan esnafımız perişan durumda. Sesini saray duymuyor. Sarayın keyfi yerinde çünkü. Çiftçilerimiz ekemiyor. Süt üreticilerimiz, hayvancılıkla uğraşanlar ineklerine yem bulamıyor, saman bulamıyor. Geçen gün bir vatandaşımız aradı. Sayın Vekilim, saman için sipariş verdim. Bin bir tıkladan pazarlık yaptık dedi. 3 gün sonra sipariş verdiğim saman geldi. 1750 liradan ödersen indiririm. Ödemezsen indirmem dedi. Buğdaylar büyümeyecek, gübresiz ekildi. Hatta 1/3'den fazla Çivril, Batlan, Çal Ovası'nda buğday arpa ekimi yapılmadı. Zarar etmemek için yapmadılar. Bu yaz saman da olmayacak. Bu yaz buğdayda ciddi bir yokluk da, kıtlık da karşı karşıya kalacağız. Rusya'dan, Ukrayna'dan buğday ithal ediyoruz. Oysa neydi eskiden? Türkiye tarımsal üretimde kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiydi. Bugün Konya Ovası'nda buğday ekilmedi. Bugün Çalçivir Bakman Ovası'nda buğday arpa ekimi yapılamadı. Neden? İşte ithalatta, tarımda bir yandaş lobisi oluşturdular. Siz ekmeyin, biz getirelim. Siz tüketin dediler. Bugün Ukrayna-Rusya krizi çıktı, buğday gelmeyecek. Biz çiftçiler olarak bu zor şartlar altında hala üretime inatla devam ediyoruz. Ne acıdır ki savaşan iki ülkeden gelecek ayçiçek ve buğdaya gözümüzü diktik, hepimiz bekliyoruz. Bunun sebebi de mevcut iktidarın çiftçi haklarını vermemiş olmasından dolayı, gübre, mazot fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı üretimde zorlanıyoruz. Eğer ofis Rusya'dan aldığı fiyata biz çiftçilerden alsa, bizim her tarafımız arpa buğday olur. Dışarıdan almak zorunda kalmayız. Artı üretilen fazla mahsulümüzü de dışarıya satar, ülkeye döviz girdi sağlayabiliriz. Fakat yapılan bu olaylara bakıyoruz, sanki bilinçli olarak çiftçiyi yok etmek ister gibi bir hava var.